Yaşam kanalından herkese selam. Bugün tarlamızı kompirekçeyiz, biliyorsunuz Çaygın'daki tarlamıza. Oranın toprağını hazırlayacağız. Bugün şimdi tohumları getirmeye, tarlamıza getirmeye gidiyoruz. Konaklı köyüne, amcamın kendi tohumlarını. Birazdan şey yapacağız. Ben bu arabayı bırakacağım. Amcamla, onlarda bir tane BMC var. Onu alacağız. Onla tohumlarımızı saracağız. 30 şual. Benim sadece kendime ait tohumlarım var. Amcamın da tohumları var. Onu yarın saracağız. Bugünlük sadece benimkinleri saracağız. Öğleden sonra da şey yapacağız. Tarlayı hazırlayacağız. Tarlanın sürümünü yapacağız. Bir kat sabanla süreceğiz. Bir kat verdi, iki kat patlatma çekmeyi düşünüyorum. Duruma göre bakacağız. Belki ilk patlatma çekerim, ondan sonra sabanla sürerim. Ona göre ayarlayacağız. Belki sürüp bastırırız. Yarın ekecek. Ekim şeyi yarın. Nadası güzel olursa sürüp bastırmayacağım. Eğer biraz nadası az olursa sürüp bastıracağım o şekilde. Bir günlük bekleyecek. Sürüm hazır bir şekilde bekliyor olacak. Bu şekilde bugün bunlarla uğraşacağız bakalım. Amca, burada sorun olur mu ki araba? Kilit taşı yeni döşemişler ya. Bir şey olmaz. Ona bak, havanın adı ne? Kamera abi. Ne acı o? YouTube videosu çekiyorum ben ya. Hanım arayın, kolay gelsin. Hadi ya. Ne yapıyorsun? Kapandı mı? Evet, tohum yerimize geldik. Hoş geldin. Nasılsın? Allah şükür. Bu tohumun cinsi neydi amca? Arizona. Zaten kele. Güzel oluyor mu Arizona? Harika harika. Harika, biz buradan almıştık. Biliyor musun? Sen tut, at verim. Az öyle şey yapalım da sonra çeker. Bak. Yan kapaklar da açılıyor. Tamam. Yandan atın, ortadan atın, nasıl yatıyorsan atın. Bakın bak. Anlamadım bunu. Tamam. Silahın tohumları nasıl? Güzel güzel amca.
Çuvalları nereye toplayalım? Şunun içine kat. Yani hepsi toplanacak değil mi? Şunun içine kat. Şunun içine kat. Trepere anlatıp oraya koy, şuraya koy. Şimdi de dört ayı zaten ya. Ben bırak. Gel oğlum, ikinci atalım. Buradan böyle alıp atmak kolay olalım. Evet, şimdi çay genimize geldik. Tohumumuzun yarısını bu ceviz ağacının dibine attık. Yarısını şuradaki ceviz ağacının dibine atacağız. Çünkü hepsini buraya da atabilirdik. Bu ceviz ağacımız bayağı bir büyük. Buraya atmadık çünkü burada traktörle süreceğim ben buraya. Bugün hazırlamayacağım. Öyle karar verdik amcamla. Yarın hazırlayalım dedik. Zaten yerin tavı daha iyi. Bakın görüyorsunuz. Yani güzel, daha sürülebilir. Yarın sürelim. Yarın öğlen başlayalım. Akşam üstüne kadar ben buraya yerini hazırlayayım. Yarın akşam da ekelim dedik. Öyle karar aldık. Böylece bastırma derdimiz olmayacak. Direkt süreceğiz. Direkt yer hazır olacak. Yani sürüldükten sonra ekilecek. Buraya cevizin dibine bana engel olmayacak şekilde, traktör sürerken engel olmayacak şekilde iyi buraya koyalım. Öyle bir kere öyle bir şey olmaz. Şimdi ikinci gündeyiz. Tarlamıza geldik. Dün akşam hafiften bir yağmur yağmış. Toprağımız iyice ıslanmış. Hani çok böyle yaş değil ama birazcık ıslak. Şimdi bir kat patlatma çekeceğim. Arkasından sabanla süreceğim. Biraz patlatma çekip olmadı bir iki saat boyunca şey yapacağım. Havalanmasını bekleyeceğim. Tam öğlen şu an. Bilerek ilk kat patlatma çekiyorum. Çünkü biraz toprağı havalandırmak lazım. Birazcık yaş denemez ama biraz hani fazla nemli. Akşam yağmur yağdı. Tam tavındaydı aslında ama akşam yağmur yağdı. Nasip olursa bugün akşam ekeceğiz. Ondan dolayı sürümü bugün başladım. Hadi başlayalım.
yerimizi sürdük. Patlatmamızı çektik. Birazdan sabanla süreceğiz. Sabanla sürdükten sonra toprak altı gübremizi atacağız. Ondan sonra da bir daha bir kat daha bir patlatma çekeceğiz. Aslında ızgara çeksek daha doğru olur da bizim ızgaramız yok, patlatma var elimizde. Ondan dolayı bir kat daha patlatma çekeceğim. Karıştırmak amaçlı, attığımız gübreyi karıştırmak amaçlı. Ondan sonra komperimizi ekleyeceğiz. Fırsatım olursa evde bizim sarı tavukların, horozumuzun tersi var, tavuk tersi var. Onu da böyle ufak kasaya katıp şöyle şu zayıf yerleri, hani darıda şurası zayıftı. Bazı zayıf yerleri atmak istiyorum. Hani ne kadar olur bilmiyorum ama epey bir birikmiş. Gene böyle bir 2-3 evle yer atacak kadar var, tavuk tersimiz var. Zayıf yerleri atmak istiyorum bakalım onlardan. Ama vaktim olursa, zamanım kalırsa atacağım o tavuk tersini. Şimdi gidelim eve, sabanımızı takalım. Ondan sonra sabanla sürelim biraz da tarlayı. Tarlamızı sabanla sürdük. Gayet de güzel oldu bakın. Şimdi şey yapacağız. Gübre atma makinesiyle gübre atacağız tarlamıza. Ondan sonra patlatmayla birkaç
karıştıracağız. Ondan sonra ekime hazır olacak. 2 saatimiz kaldı. Bunu bir an önce yapmamız lazım. Büyük bir ihtimal tavuk tersi atılmayacak artık. Ona vaktim kalmadı. Gübreye atıp geçeceğim. Leonardit de atacağım. İkisini bir karıştırıp atacağım. Ondan sonra bir kat patlatma çekeceğiz. Ondan sonra ekeceğiz. Nasıl olsun inşallah. Gece oldu. Tarlamızı tamamen sürdük. Gübremizi de attık. Gübreyi atarken fazla çekemedim. Çünkü hem biraz zor oldu gübre atmamız. Sorunları yaşadık. Hem de gece oldu diye çekmedim artık. Sadece ekimi de çekeyim dedim. Şu an otomatik pompir ekme makinesiyle pompirimizi ekiyoruz. İnşallah güzel hasadımız olur. İnşallah güzel çıkışlarımız olur. Bu makineyi de ben ilk kez görüyorum. Otomatik bir şekilde. Normalde iki tane insan yardımıyla ekilirdi. Şimdi artık makineyle ekiliyor. Otomatik bir şekilde makine alıyor. Bayağı da güzel yapıyor ya. Bu çok hızlı ekiyormuş bildiğim kadarıyla. Bayağı bir gecede bayağı bir yer ekebiliyormuş bu. Normalde insanla ektiğiniz zaman bu kadar hızlı ekilmiyor zaten. Ağır ağır ekiyorsunuz. Thank you.
Tamam.